Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Bugün hemen yanımda görmüş olduğunuz gibi Aya Neo 2 isimli el konsolunun, el bilgisayarın incelemesiyle karşınızdayım. Aya Neo bildiğiniz gibi ülkemize satılan bir konsol değil, ancak geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili bir video çekmiştik. DRK Elektronik sayesinde artık ülkemizde resmi satışı başladı. Açıklamalar kısmına zaten ben linki ekleyeceğim. Eğer incelemek ve satın almak isterseniz oradan bakabilirsiniz. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Steam'de katili olarak tanınan Aya Neo 2 bizlere neler sunuyor? Tasarım tarafından incelememize başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi beyaz bir renge sahip. Bir de ayrıca siyah rengi de mevcut. Şöyle genel olarak baktığımda hemen elime alıp bir şekilde sizlere anlatayım. Sağ ve sol tarafta en çok kullandığımız oyun için tuşlar yer alıyor. Tuşların yapısı gerçekten güzel. Özellikle X, Y, A, B dediğimiz tuşlar güzel bir şekilde konumlandırılmış. Hani eliniz rahatça ulaşabiliyorsunuz her yere. Ama şöyle ufak bir eleştirim olacak. Bu şekilde tuttuğunuz zaman eliniz otomatik olarak, yani baş parmağınız hemen bu X, Y, A, B tuşların olduğu yere gidiyor. Sanki biraz sağ taraftaki bu stick tuşu dediğimiz çubuk olan kısım biraz aşağıda kalmış gibi hissettirdi. Yani hem burayı kontrol etmek durumunda kaldığınızda, hem de işte arka tarafla ilgilenmeniz gerektiğinde biraz zorlanabiliyorsunuz. Hani orta büyüklükte bir elim var. Daha büyük bir eliniz varsa tabii ki daha rahat edersiniz, ama benim gibi bir eliniz varsa veya daha küçük bir eliniz varsa belki biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Elinize aldığınız gibi kontrolcü hemen zaten size o kontrolü sağladığını hissettiriyor. O açıdan gerçekten de bir sorun yok, güzel olmuş. R1 ve L1 tuşları genelde el konsollarında, daha sonra bu arka taraftaki tuşlar biraz sıkıntılı olabiliyor. Bunun R1 ve L1 tuşları gerçekten de güzel bir hissiyata sahip. Basış derinliği gayet iyi. Bastığınızı net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir eleştirim var. Arka taraftaki LT, RT tuşları ya da bizim yani PlayStation'da daha çok tanıdığımız L2, R2 tuşları. Biraz bu arada hani basma yüzey alanı gerçekten de geniş. Rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sanki biraz eski hissettiriyor diyebilirim. Bazı durumlarda böyle, şimdi artık yeni nesil kontrolcülerde biraz da burada ayarlanabilir tetik tuşları gibi şeyler gördüğümüz için sanki biraz eksi bir durummuş gibi geldi bana, ama yine de büyük bir eksi değil. Gerçekten hani oyuna başladığınız zaman bunu hissetmiyorsunuz bile. Böyle genel hatlarıyla baktığımda bunu söyleyebilirim. Üst taraftan devam etmemiz gerekirse burada hava çıkışı var. Hemen yan tarafında normalde diğer konsollarda bulunmayan RC ve LC tuşları bulunuyor. Bunlarda yine atamalar yapabiliyorsunuz. LC tuşunun şöyle bir ayrıntısı var. Normalde biliyorsunuz bu tarz el konsollarında işte yazı yazmak için bir yere tıkladığınızda otomatik olarak pop-up şeklinde alttan bir klavye çıkar. Bunda öyle bir klavye çıkmıyor. En azından internette gezerken, işte YouTube'da falan böyle bir klavye çıkmıyor veya Windows ekranında. Onun için hemen sol taraftaki LC tuşuna basmanız gerekiyor. LC tuşuna basınca da alttan klavye çıkıyor pop-up şeklinde. Tekrar basıp kapatabiliyorsunuz. Bazılarınıza daha kullanışlı gelebilir, bazılarınıza kullanışsız gelebilir. Ben açıkçası ortada olduğumu söylemem lazım. Bu LC tuşun hemen yanında açma kapama tuşumuz yer alıyor. Normal bir tuş yani. Bunu çok da değerlendirmeye gerek yok. Hemen yanında da ses bölümü yer alıyor. Hemen onun yanlarında da 2 adet Type C port bulunuyor. Buradan da şarj edebiliyorsunuz. Bu arada cihazın üzerinde 3 tane Type C port var. Bu gerçekten güzel olmuş. Hani her taraftan bir şeyler bağlayabiliyorsunuz. Alt tarafa geçtiğimizde yine bir Type C portu görüyoruz. 3,5 mm jack kablosu girişi görüyoruz. Ve hemen yanında da mini SD kart girişi için bir yuva var. Buraya şöyle enteresan bir şey yapmışlar. İlk elime aldığımda tam anlayamadım nasıl açıldığını. Ama şöyle bir durumu var buranın. Aynı Tesla arabalarda görmüşsünüzdür. Ben de hiç kullanmadım bu arada. Tesla arabalarda önce kapıyı açmak için bir tarafa basıyorsunuz. Sağ taraftan bir yer çıkıyor, sonra çekiyorsunuz. Bunda da aşağı yukarı o şekilde. Sol tarafa basıyorsunuz. Sağ taraf çekiliyor, sonra açıyorsunuz. Yani aslında çok kolay açılıyor, ama istemeden açılacak bir konumda da değil. Çünkü biraz da zayıf bir yapısı olduğu için yanlışlıkla açıldığında kırılabilir, ama dediğim gibi yanlışlıkla açılabilecek bir durumda değil. Arka tarafa geçtiğimizde hemen zaten burada yine ızgaraları görüyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim hazır bu soğutma kısmına gelmişken. Soğutması gayet iyi, ama artık el konsollarının çoğunda soğutma iyi olduğunu söyleyebiliriz. Konsol ısınıyor mu? Evet ısınıyor, ancak içerisindeki hava akışının düzgün olması sebebiyle siz bu ısıyı hissetmiyorsunuz. Bazen eğer konsolu 33 watt'a çıkartırsanız şöyle bir durum olabilir. Fanların çok hızlı çalışması sebebiyle hani fanın sesini duyabilirsiniz. Onun dışında açıkçası ben ısındığını çok hissetmedim. Oyun içerisinde zaten hiç hissetmiyorsunuz. Belki şöyle bir şey olabilir. İnternette geziyorsunuz ve hemen oyundan çıkıp internette gezinmeye başladınız. Dokunmatik de bir ekrana sahip olduğu için belki ekrana değdiğinizde o ısıyı fark edebilirsiniz. Çünkü evet, gerçekten de o ısıyı hissettiriyor. Ben de bu arada yanlışlıkla arkadaşlarıma mesaj atma işine girmişim. Dokunmatik bir ekran olduğu için yanlışlıkla tıklaya tıklaya ekmişim. Burada hemen çubuk tuşları, stick tuşlarının altında da bir aydınlatma mevcut. Bu değiştirilebiliyor mu? Açıkçası bilmiyorum. Hiç kontrol etmedim. Bu tarz ışık şeylerin çok da merakım yoktur. Ama normal kullanımdayken mavi renk, turkuaz tarzı bir renkte. Şarj ederken de kırmızı rengi geçiş yapıyor. Büyük bir ihtimalle buradaki renkler değiştiriliyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi alt tarafa geçelim. Burada 2 adet minik tuşumuz yer alıyor. Burada da yine 2 adet tuş yer alıyor. Buradaki tuşlar oyun içindeki menü seçeneği gibi şeylere yarıyor. İşte bu Select, Start
tuşu gibi şeylere yarıyor. Ama sağ taraftaki tuşlar daha özel tuşlar. Bu sağ tarafta iki tuş görüyorsunuz. Birisi küçük, birisi büyük yapıda. Büyük olan yapıdaki hemen bu Ioneo'nun kendi arayüzünü, yani kendi içerisinde kullanmış olduğu arayüzü aktif etmeye yarıyor. Hemen sağdan yine mini bir pop-up şeklinde çıkıyor. Buradan daha derinlemesine ayarlar değil de işte sesi açma kapama, parlaklığı açma kapama, konsolun o sırada çektiği gücü değiştirme, ekran çözünürlüğünü ayarlama gibi detaylara buradan erişebiliyorsunuz. Kendiniz buraya kısa yolda ekleyebiliyorsunuz bu arada. Güzel olmuş. Hemen yanındaki o minik tuşta sizin, şöyle de hemen göstermiş olayım, masa üstüne geçmenizi sağlıyor. Tekrar basarak da en son açtığınız uygulamaya tekrardan dönüş yapabiliyorsunuz. Şöyle tekrardan bırakalım. Gelelim ekrana. Ioneo 2'nin 7 inçlik bir ekranı var. Aslında Steam Deck ve Asus ROG Ally ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ama genel olarak kasaya baktığımızda Asus ROG Ally'den bir tık daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Steam Deck zaten aldı başını gidiyor. Bayağı büyük bir cihaz. Ama genel olarak ekran 3'ünde de aynı. 1920x1200 çözünürlük sunuyor ve IPS bir ekrana sahip. 1920x1200 güzel. Evet, rakiplerine göre bir adım daha önde diyebiliriz. Ekranın kalitesi olarak da açıkçası yani bu tarz küçük bir konsoldan beklenecek kalitede olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz küçük konsollarda benim açıkçası en beğendiğim, tabii ki OLED bir ekrana sahip olduğu için, Nintendo Switch OLED. Ama onu saymazsak Steam Deck'te, Asus ROG Ally'de, Ioneo 2'de bana aynı deneyimi yaşattı diyebilirim. Gelelim biraz da yazılım tarafına. Zaten fark etmişsinizdir, Windows 11 kullanan bir cihaz. Yani en büyük rakibi Asus ROG Ally gibi bu da Windows 11 işletim sistemi kullanıyor. Steam Deck tarafında bildiğiniz gibi Linux tabanlı kendi işletim sistemi var, SteamOS isimli. Açıkçası bu konuda bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben şunu söyleyebilirim. Bilmiyorum, belki karşı çıkanınız vardır. Ben bu tarz küçük el konsollarında Windows gibi bir işletim sistemi kullanılmasını açıkçası sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Çünkü bu tarz konsollar zaten aslında şununla öne çıkması gerekiyor. Hızlı, işte taşınabilir, işte kapattım hemen geri oyuna girdim, hemen aldım cebime attım gibi detaylarla aslında benim için öne çıkması gerekiyor. Bu yüzden Switch hani çok iyi o konuda. Steam Deck de çok iyi çünkü dediğim gibi kendi işletim sistemini kullanıyor. Ama burada ne yazık ki yine Windows 11 var ve ben Windows'tan ne yazık ki nefret ediyorum. Yani bu yüzden gerçekten konsolun genel olarak baktığımızda güzel bir konsol olduğunu söylemek lazım. Sıkıntı yaşadım mı? Evet, yaşadım. Yaklaşık 3-4 haftadır kullanıyorum. Çok fazla sıkıntı yaşadım ama bu yaşadığım sıkıntıların hepsi, bu arada çok basit sıkıntılar, ama ister istemez niye uğraşıyorum bununla dedim. Bu sıkıntıların hepsi Windows 11'den kaynaklı. İşte Windows 11'e güncelleme geldi, onu yaptın. Kendi içerisinde GPU driverları var, o var bu var, onların driverını güncelledin, ötekinin driverını güncelledin. Ne bileyim işte kendi uygulamasının güncellemesi var. Bunların hepsiyle uğraşmak gerçekten büyük bir dert. Steam Deck veya Nintendo Switch'te gelirse sadece kendisinin bir, kendi işletim sistemine ait bir güncelleme oluyor veya oyun güncellemesi oluyor. Onu güncelliyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Başka hiçbir detayla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu yüzden Windows 11 kullanıyor olması benim açıkçası hoşuma gitmiyor, ama Windows 11 kullandığı için çok fazla olumlu yanı var. Mesela işte Steam Deck sadece Steam'le sınırlı. Switch sadece Switch Online'la kısıtlı, ama bunda öyle bir kısıt yok. Sonuçta bir bilgisayarınız olduğu için bir bilgisayarınızda kurabildiğiniz her şeyi buraya da kurabiliyorsunuz. Bunun bence en büyük avantajı ne Steam ne Epic Games, Xbox Game Pass, daha doğrusu PC Game Pass. PC Game Pass'i kurarak gerçekten rahatlıkla oyun oynayabilirsiniz. Oyunlara para vermeyi bir süre bırakabilirsiniz. En azından böyle işte 1500-2000 lira olmuş oyunlara para vermenize gerek kalmıyor. Çoğu oyun zaten Game Pass'e geliyor, oradan oynayabilirsiniz. Onun dışında çeşitli işte Windows'ta çalışan uygulamaları da yükleyerek burada kullanabilirsiniz. Aslında dediğim gibi bir el konsolundan ziyade mini PC tarafına geçiyor. O yüzden de Steam Deck ve Switch ile kıyaslamak biraz da yanlış olur. Çünkü gerçekten farklı yönlere ayrılıyorlar diyebilirim. Son olarak şundan da bahsedeyim. Dediğim gibi kendi uygulaması da içerisinde yer alıyor. Ioneo'nun uygulaması. Bu hemen sağ tarafta pop-up şeklinde çıkan. Bunu da hemen uygulama üzerinden girerek buradan oyunlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Daha detaylı Ioneo 2 ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Güncellemeleri görebiliyorsunuz. Bunun dışında işte ekstra uygulama indirip içerisine yükleyecekseniz bunları da yine buradan görebiliyorsunuz. Onun dışında Windows'un kendi mağazasına ve internetten indirip bir şeyler kurabiliyorsunuz elbette. Ama onun dışında buradan da işte mesela FPS counter gibi, işte fan ayarları kaçta çalışıyor, fan ayarlarını ben otomatik bırakmak istemiyorum, kendim yapacağım diyorsanız, bunun gibi kendi içerisinde hali hazırda kurulu değil de indirmeye hazır uygulamalar var. Oradan direkt indirip basit bir şekilde kurabiliyorsunuz. Yani kısa yol anlamında gerçekten de güzel olmuş. Asus ROG Ally'in de bu tarz, buna benzer bir kendi arayüzü var. Ioneo 2'de de olması gerçekten güzel olmuş. Zaten Steam Deck tarafında direkt Steam'in geniş ekran modu kullanılıyor. Bu tarafta da bu arada Steam'in geniş ekran modu gayet güzel çalışıyor. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Steam'in geniş ekran modu Asus ROG Ally'e göre burada daha iyi çalışıyor. Ama Asus ROG Ally'i bir bilgisayar olarak kullanmak da burada buna göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Asus ROG Ally ile arasında şöyle bir fark da var. Biliyorsunuz ROG Ally'a bir dışarıdan ekran kartı bağlayabiliyorsunuz.
Ancak buna maalesef bağlayamıyorsunuz. Tabii ki el konsollarının vazgeçilmezi TDP-R, yani çekeceği gücün ayarı da yine buradan yapılabiliyor. Hemen şuradan siz de zaten detaylarını görüyorsunuz. Halihazırda 3 farklı ayarı bulunuyor. 22 Watt, 15 Watt ve 11 Watt diye. Bir de en altta Pro Mod göreceksiniz. Bu Pro Mod da şu demek oluyor. Bu Pro Mod içerisinde yani direkt otomatik olarak kendiniz çekici TDP'yi, yani TDP ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Yani otomatik bir ayar olmasın. İşte 1 istiyorum, 30 istiyorum gibi ayarlayabiliyorsunuz. 3 Watt ile 33 Watt arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Tabii ki oyunları daha performanslı bir şekilde oynamak istiyorsanız 33 Watt almanız gerekiyor. Veya sadece bir şeyler izliyorsunuz, bir şeyler okuyorsunuz, ufak tefek bir şeylerle uğraşıyorsunuz. O zaman da 3 Watt'a çekmeniz sizin için yeterli olacaktır. Daha indie yapımlarda 10-11 Watt arası da gerçekten idare eder seviyede. Ki daha da altına çekilebilir, oyundan oyuna değişir. Ama daha büyük oyunlar oynuyorsanız, mesela zaten testlerimizde işte God of War, Cyberpunk 2077, Spider-Man gibi oyunları denedik. Bunlar da tabii ki 33 Watt'ta çalışması daha mantıklı. Ama bu Watt'ta çalıştığı zaman da konsolun en büyük sorununa gelmiş oluyoruz: şarj. Evet, şimdi bu bir el konsolu sonuçta ve bir el konsolunu elinizde alıp farklı yerlerde oyun oynamak için satın alıyorsunuz. Yine bilgisayarın başına geçip şarja bağlayarak oyun oynamak istemiyorsunuz. Açıkçası benim beklentim bu yönde. Eğer bir el konsolu alıyorsam, evimde bilgisayar başında veya konsolumun, işte PlayStation'ın, Xbox'ın başında değilken, yatakta uzanırken, ne bileyim bir yolculuğa çıkmışken, başka bir yere tatile gitmişken elime alıp yanımda oynamak istediğim bir konsol. Bu yüzden de şarj süresi önemli. Çünkü beni yarı yolda bırakmaması gerekiyor. Ancak bu konsolumuz yarı yolda bırakabilecek türden Asus ROG Ally kadar düşük bir süreye sahip değil. Steam Deck ile aşağı yukarı aynı ama tabii ki bir Switch gibi değil. Zaten ama Switch çok da güçlü olmadığı için çok da kıyaslanamaz durumda. Eğer 33 Watt'a çekerseniz konsolun kullanım süresi yaklaşık 50 dakika ile 1 saat 10 dakika arasında değişiyor. Siz burada Watt'ı düşürdükçe tabii ki konsolun kullanım süresi de iyice uzuyor. Eğer büyük bir oyun oynamak istiyorsanız ama tabii ki en kötü ihtimalle 22 Watt'ta çalıştırmanız gerekiyor konsol. Bu da işte Asus ROG Ally'den biraz daha uzun anlamı geliyor. Yani 1,5 saate kadar uzayabiliyor. Steam'deki daha yakın. Ama daha indie bir oyun oynuyorsanız 3-4 saate kadar bir kullanım süresine sahip olabilirsiniz. 4'ü çok bulmayabilir ama en kötü ihtimalle 3'ü bulursunuz Watt'ı aşağıya çekerek. Bir şeyler izlemek istediğinizde de yaklaşık 4-5 saat kadar, yine Watt ayarını en düşüğe çekerek, brightness'ı biraz arttırarak 5 saat kadar kullanım sağlayabiliyorsunuz. Yani bir şey izlediğiniz zaman bir iki filmi rahatlıkla size izletebilecek durumda olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki filmler Christopher Nolan veya Peter Jackson'ın filmleri değilse. Daha sayılabilecek tonla yönetmen var ama hepsini saymayalım. Teknik tarafa ve performans tarafına geçmeden önce bir de hemen buradaki küçük cihazımızdan bahsetmek istiyorum. Bu da yine resmi olarak Aeneo'nun bir ürünü ve sitesinde satılıyor. Şu anda Aeneo Türkiye üzerinden bunu siz de satın alabilirsiniz. Bu nedir? Bu bir istasyon. Hemen bu aşağıda görmüş olduğunuz Tip-C portundan buraya bu şekilde takıyorsunuz ve direkt olarak buradan kullanım sağlayabiliyorsunuz. Tabii bu ne işe yarıyor? Bu istasyonun hemen arkasında siz zaten şu anda detayları görüyorsunuz. Arkasında Ethernet girişi var, HDMI girişi var, bir adet daha Tip-C girişi var, iki tane USB Type-A girişi var. Bir tane de USB bağlantısı için Tip-C girişi bulunuyor. Arkadaki Tip-C girişlerinden bir tanesi şarj için. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Sağ ve soluna baktığımızda bu tarafta SD kart ve micro SD kart girişi yer alıyor. Bu tarafta bir şey yok. Burada da bir ışık var. Buradan çalışıp çalışmadığını anlayabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor tabii ki? Mesela bu konsolu bunu satın alarak şu şekilde kullanabilirsiniz. Aeneo 2'yi alırsanız üzerine yerleştirirsiniz. Arkadan hemen şarj girişini bağlarsınız ve biraz uzağa koyarsınız kendinizden. Hemen buradaki HDMI bağlantısıyla da televizyona veya monitöre bağlarsınız. Bu şekilde de kontrolcüyü de Aeneo 2'ye bağlayarak bir el konsolunu en azından ev ortamında, elektriğin olduğu, gücün olduğu bir ev ortamında tamamen bir normal konsola çevirebilirsiniz. Veya sadece bir controller bağlayarak, kontrolcü bağlayarak da bunun üzerinden daha şarj olurken de oyun oynayabilirsiniz. Şimdi gelelim biraz daha teknik tarafa. Bu konsolumuzun içerisinde AMD'nin 6800U isimli işlemcisi yer alıyor. Hem işlemci hem de ekran kartı GPU tarafına baktığımızda Asus ROG Ally'den bir tık daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ama Aeneo'nun bu arada daha güçlü modelleri de yer alıyor. Onları da yine site üzerinden kendiniz takip edebilirsiniz. Performans tarafına bakarsak denediğim oyunlar arasında Hades vardı. Indie yapım olarak sayabiliriz. Hani mini PC'lerde bile, yani içerisinde GPU olmayan mini PC'lerde bile çalışıyor Hades. Indie oyun olarak onu denedim. Miles Morales'i denedim. Miles Morales Spider-Man. Cyberpunk 2077 denedim. God of War denedim. Ve bir de adını veremeyeceğim bir oyun denedim ama adını veremeyeceğim için bir şey de söylemeyeceğim. O yüzden diğer oyunlarla idare etmenizde fayda var. Burada aslında çok farklı seçenek olduğunu söyleyebilirim. Hem konsolun çektiği gücü değiştirebilirsiniz hem de oyun içerisindeki grafik ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu yüzden genel olarak konuşmak gerekirse mesela God of War'dan bahsedelim. God of War'u orijinal ayarlarında, yani aslında konsollarda da çalıştığı ayarlarda, medium ayarlara denk geliyor aslında bu. Medium ayarlarda konsolun da gücünü sona çekerek 30-35 arası FPS'te oynayabiliyorsunuz ve FPS drop olmuyor.
Cyberpunk tarafına geldiğimizde yine yüksek ayarlarda 25-30 FPS arası, medium'a çektiğinizde de 30-35 FPS arasında oynayabiliyorsunuz. Spider-Man biraz daha iyi çalışıyor. 40 FPS civarında dolaşıyor yüksek ayarlarda. Hades dediğim gibi zaten 60 FPS. Hani bu arada konsolun gücünü Hades'te 10 Watt'a çektim. Orada bile 60 FPS rahatlıkla çalışabildi. Ki zaten 60 Hz'lik bir yenileme hızı var ekranımızın. Bu yüzden 60 FPS de yeterli. Genel olarak yorumlamak gerekirse hani görüntü genel olarak hepsinde de güzel. Performans tarafına baktığımızda ise bu tarz küçük bir konsoldan benim beklentim çok yüksek değil ki. Benim beklentimin nasıl olduğunu size şöyle anlatayım. Çoğu oyunu Nintendo Switch Lite'da oynuyorum. Switch'te bile değil. Mesela yani Switch'im de var, normal Switch'te var ama Switch Lite'da oynuyorum. Çünkü taşınabilirlik benim için daha önemli. Küçük olduğu için direkt onunla oynuyorum. Mesela Disco Elysium 20-30 FPS arası çalışıyor. O yüzden hani benim için çok büyük bir sorun değil. Yıllardır konsolla da büyüdüğüm için, konsol oyuncusu olduğum için FPS'in düşük olması benim için çok bir dert değil. 30 FPS'e gözlerim alışmış durumda. Tabii ki 60 olunca kendini fark ettiriyor ama bunda da 30 FPS oyunu oynamak açıkçası beni rahatsız etmedi. Ve çoğu oyunda da işte medium ayarlarda, yüksek ayarlarda 30-35 arası, 30-40 arası değişiyor. Tabii ki bunlar hep yeni çıkan büyük oyunlar. Daha eski oyunları oynuyorsanız 40-50-60 bu tarafa rahatlıkla gidebilirsiniz. Bağımsız oyunlarda zaten hiçbir sıkıntı yok. Ki bence sizlere tavsiyem şudur. İşte God of War gibi, Last of Us gibi, Cyberpunk gibi oyunlar sinematik deneyimi de güzel olan oyunlar. Bunları biraz daha geniş ekranda daha rahat bir şekilde oynamak benim açımdan daha keyifli, daha güzel bir deneyim sunuyor. Bu yüzden bu tarz oyunları değil de bu konsolda daha oynanışa odaklı, daha küçük oyunları oynamak benim için daha mantıklı duruyor. Bu yüzden şahsi kullanım açısından beğendiğim bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi ben daha çok küçük oyunlar oynuyorum. Eğer God of War gibi bir şey oynayacaksam giderim PlayStation oynarım. Mesela ya da Starfield yakın zamanda çıkış yapacak veya bu video çıktığında çıkmış da olabilir. Starfield oynayacaksam giderim bilgisayarda oynarım. Ama daha küçük oyunlar mesela ne var? Vampire Survivors, işte Hades, Blasphemous 2 geçtiğimiz günlerde çıkmıştı o da. Veya işte Marvel's Midnight Suns. Bunun gibi oyunları bu tarafta oynamak daha keyifli. Ama daha sinematik deneyimi olan oyunları da bilgisayar gibi, konsol gibi cihazda oynamak daha benim için mantıklı geliyor açıkçası. Benim bu mantığımda da kendi oynayacağım oyunlar için fazlasıyla yeterli bir konsol. Bu yüzden beğendiğimi söyleyebilirim. Son yorumlara geçmeden önce bir de fiyatından ufak da olsa bahsetmek istiyorum. Bahsetmemek olmaz. Şu anda bu ürünümüz 44.000 TL'den başlayan bir fiyata sahip. İçerisinde bazı özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. İşte renk seçeneği, RAM'ini seçebiliyorsunuz 16-32 olarak. Ve yanında ekstra işte buradaki istasyon olabilir, taşıma çantası olabilir, kırılmaz cam olabilir. Bu tarz şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bunlarla birlikte fiyatlar da değişiyor evet ama 44.000 civarında satıldığını söyleyebilirim. Şimdi rakibi de yaklaşık 10.000 lira aşağısına satılıyor. Bunun rakibine göre avantajları var mı? Var. Ama 10.000'lik bir avantaj mı? Bunun kararını açıkçası sizlere bırakmak istiyorum. Evet, bazı açılardan gerçekten rakibine göre güzel ama 10.000'lik bir fark mı? Bu sizin verebileceğiniz bir karar. Ben bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Tabii ki fiyatın bu kadar yüksek olmasının başlı sebeplerinden birisi vergiler. İkinci sebebi de şu, yurt dışındaki fiyatı da Ioneer 2'nin daha yüksek. Yani normalde 800 dolar, 800 euro civarında satılan Asus ROG Ally yurt dışında bu şekilde satılıyor. Ioneer 2 ise 1200-1400 euro civarlarında satılıyor. O yüzden hani normalde de pahalı olan bir cihaz, ülkemizde ekstra pahalı olmasının sebeplerinden biri de bu olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak toparlamak gerekirse benim beğendiğim bir cihaz oldu diyebilirim. Tabii ki kendi kullanım durumuma göre. Ama bu kullanım durumuma göre işte Steam Deck'le de kıyaslasam, Asus ROG Ally'la da kıyaslasam hepsi benim için aynı performansı sunuyor bu durumda. Çünkü büyük oyunları değil, küçük oyunları ben bu tarz konsollarda oynamayı seviyorum. O yüzden Asus ROG Ally da başarılı, Steam Deck de başarılı bir konsol benim açımdan. Ama yok, ben güç istiyorum. Bana fark etmez. Ben Cyberpunk'ımı oynayacağım, God of War'ımı oynayacağım, şarjlı bir şekilde çözerim, dert değil diyorsanız evet, güçlü bir konsol işinize yarayacak bir konsol olduğunu söyleyebilirim. Tercih edilebilir. Karar size kalmış. Ben beğendiğimi tekrardan söylemiş olayım. Peki sizler bu konsolu beğendiniz mi? Aenion'un Türkiye gelmesi bu arada gerçekten güzel bir durum. Önümüzdeki aylarda veya yıllarda ne kadar kalırlarsa bilmiyorum. Diğer konsollarda gelecek. Şu anda Aenion 2 ve Aenion Geek var galiba. Diğer konsolların da geleceği söylendi. Şuradan hemen diğer röportajımıza da ulaşabilirsiniz. Bu arada sorularınız varsa siz yorumlar kısmına yazın. Aenion yetkilileri de soruları cevaplıyorlar, takip ediyorlar. Genel olarak beğendiniz. Bu arada yorumlar kısmına da cevaplarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.